Herkese merhabalar, ben Motoranya, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Benelli inceleme videosuyla karşınızdayım. Yine yeniden bir Benelli. Çünkü benden başka kaç tane Benelli inceleyen var ki piyasada diyorum. Ve Benelli'nin artık hası ben oldum. İzmir günündeyiz. Keyifli bir sürüş gerçekleştirdik. Neler oldu? Nasıl bir motor? Teknik detaylarına, her şeyinden bahsedeceğim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine beklentilerimin bir tık üstünde, çünkü hani ben böyle bir beklentiyle binmemiştim motora. Neydi bu beklentilerim? Mesela biraz daha zayıf olmasını bekliyordum. Çünkü hani herkes belli Benelli Çin Çin falan diyorlar ya, işte 250 cc ve altı artık Çin ortağında yapıldığı için birazcık artık ben de beklentilerimi düşürmeye başlamıştım. Biraz geliştirmemişlerdir. Sadece işte tasarımı değişmiştir vesaire gibi bir düşünceyle, öyle bir algıyla binmiştim. Keyif alabileceğiniz tarzda bir motor olmuş aslında Leon Sino 250. Leon Sino 250'ne tarz olarak gördüğünüz gibi biraz daha böyle o eski ruhunu üzerine kaybetmeyip biraz daha modern hatlarla birleştirilmiş bir motor olmuş. Onlar biraz da centro, hani böyle şehir tasarımı ama ruhunu kaybetmemiş şehir tasarımı olarak pazarlıyor aslında Benelli. Motorunu böyle anlatıyor. Yani Benelli'nin böyle şeydir, imza motorlarından bir tanesidir Leon Sino. Hala yine Benelli'nin aslının da tabii ki çamurluğunda belli başlı hatlarına ve belli başlı yerlerine görmemiz çok mümkün. Daha önce izlemediyseniz çok eski videolarımda büyüğünü incelemiştik. Leon Sino'nun abisini incelemiştik. Şimdi Leon Sino'nun küçük kardeşini inceleyeceğiz. Böyle çok bir şey kaybetmemiş. Aslında yine de tasarım aynı tarzda. Yine aynı tasarımın çizgisinden devam etmişler. Birazcık daha bunu küçültmüşler. Rakip olarak CF'nin vardı bir tane konsept bir motorlarına. Yine böyle bir konsepti. Hiç daha sürme nasip olmadığı için onunla ilgili çok bir fikir sahibi değilim. Ama yine de tarz olarak ona da benzetebilirsiniz. Atıyorum XSR 125'e de benzetebilirsiniz. Hani birbirine böyle tasarım olarak ve hani konsept olarak birbirine benzeyen motorlar. Ama ruh olarak da çok bir şey kaybetmemiş aslında. Böyle bir gidişinde 25 beygirlik, tek silindirlik, sıvı soğutmalı bir motor aslında bu böyle. O 25 beygiri güzel hissediyorsunuz. Tek silindirlik motorların en büyük avantajları böyle alt devirlerde o böyle torksuzluğu hissetmezsiniz. Bazı işte çift silindirlerde onu tam yapamazlar ve alt devirler biraz bayılır. Bunda alt devirler bayılmıyor. O alt devirlerde torku hissediyorsunuz ama böyle 8000 devirden sonra 9000, 9250 devire kadar böyle hani o tork güç dengesinin sonuna kadar hissediyorsunuz. Ama böyle birinci, ikinci vites böyle çok şey değil hani. 250 cc zaten falan uçtum gittim diye ya. 250 cc ve tek silindirlik bir motor, hani 600'lük bir hızlı kalkışını falan beklemiyoruz. Ama tek silindirliğin yine atikliği var üzerinde. Hızlı vites atmak gerekiyor. 1, 2, 3, ondan sonra 3. viteste 80-85 km hızla böyle sabitlediğiniz zaman gerçekten keyifli bir sürüş gerçekleştirebileceğiniz tarzda bir motor olmuş. Mesela biz şehir içerisinde kullandık bunu. Trafiğe girdik çıktık. Hani böyle biraz daha slim olmasının, daha işte hafif olmasına, yine çelik tüp şase var. Benelli artık hani imzalarından bir tanesi de çelik tüp şase. Sağlamlığından bir şey kaybetmemesi için hala daha ve inatla çelik tüp şase kullanmaya devam ediyor. Diğer motorlarda biraz daha alüminyum şase kullanılsa da çelik tüp şase devam eden nadir markalardan bir tanesi bu. Belki de sadece Harley devam ettiriyordur. Benzer yıllarda başlamış iki markadan bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın öncelerinden başlamış iki markadan bahsediyoruz. Hala belli başlı şeylerini kaybetmediler. Elektronik aksamı güzel. Sadece
Montajdan dolayı birazcık elcikler ve frenler çok aşağıda. Onların yukarı çekilmesi gerekiyor. Amortisörleri güzel ama daha böyle çok açılı diye bahsettiğimiz, hani amortisörlerin daha fazla ayarlayabildiğiniz, hani yumuşaklığıyla çok oynayabildiğiniz ayarlanabilir amortisörler var. Önde yine ters, arkada da salıncak tipi amortisörler var. Güzel bir konforu, güzel. İzmir'in yolları bok gibi, İzmir'in yolları berbat. Köy yolundan hallice, bok gibi bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten hani Türkiye'de bir köy olacaksa İzmir bir köy olabilir mesela. Yollarımız berbat. O yüzden ben motorları bu yoldaki performansına göre değerlendiriyorum. Hani İzmir'in yolunda amortisörü bir performans sergiliyorsa 81 ilde güzel bir performans sergiler bence. Çünkü benim köyümün yolları daha güzel yani. Hani onu öyle değerlendirirsek amortisörlerin yumuşaklığını beğendim. Böyle bir baktığınız zaman çok böyle slim ve konforlu bir motor aslında. 80 santimlik bir tele yüksekliği var. Şu an amortisörleri biraz daha mesela bana göre sert. Güzel. Daha da yumuşayabilir. Hani ben 1.60'ım mesela, sen dersin ki ben abla 1.60'ım, parmak ucuyla çok da motorları kontrol edemiyorum aslında diyorsan, birazcık daha amortisörlerini yumuşatarak hani oturduğun anda böyle çökecek bir motorda oynayabilirsin yani bununla birlikte. Elciklerin hissiyatı güzel, tuşların hissiyatı güzel baktığınız zaman. İşte burada logonun duruşu güzel. Artık bu böyle şeyleri sevmiyorum. Biraz daha hani yapıştırıyorlar, sticker gönderiyor. Yapıştırıyorlar, sticker gönderiyorlar. Şu böyle dokulu olması çok güzel. Belli başlı şeyleri bence artık kaybetmememiz lazım. Her şey daha kolay olsun, daha kolay üretim olsun. Hani sonrasında bir şey olursa, bir darbe olursa vesairesinde, hani sadece sticker'ını değiştiririz kafasıyla yapılan işlemler bunlar. Bence ne gerek var mesela? Hani şu daha güzel. Bu deposundaki o Leonson'un yazısı güzel. Anahtarında da aynı şekilde, detaylarda göreceksinizdir zaten. Aynı hatları kullanıyorlar. Hep şöyle bir yuvarlak, hep bir yumuşak, böyle kenarları ovalleştirilmiş hatları kullanıyorlar. Bütün köşelerde aynı şekilde, aynasında aynı şekilde, ekranında aynı şekilde, motorun kendisinde de aynı şekilde. Böyle stopundan işte sinyaline kadar hep bir böyle dikdörtgen, kenarları ovalleştirilmiş dikdörtgen kullanıyorlar. O bence tarz olarak güzel duruyor böyle. Hepsi birbirini aslında böyle tamamlıyor. Renk çok tatlı. Biraz daha bunu şehirleştirmek ve modernleştirmek adına bu böyle gri ve mat siyahın üzerindeki bu böyle fosforlu yeşil detayları bence çok tatlı olmuş. Jantlarda da güzel olmuş. Bu motoru biraz daha sporlaştırmış aslında. Biraz daha böyle eski ruhuna bir yenilik katmış bir yandan da. İşte bu böyle led farları, led sinyalleri, işte led stopu falan, hepsi aslında böyle birbirini destekliyor. Herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi de tabii tek silindirlerde bir vibrasyon var mı abla? Hepinizin merak ettiği şey bu. Vibrasyonu çok fazla mı? Birazcık vibrasyon var. Böyle hafiften hissediyorsunuz ama böyle hani 80 kilometrede de ayaklarım koptu abi, kollarım da bitti ya. Of, böyle de berbat bir şey olamaz. Biz abartmayı çok seviyoruz. Hani bir şeyde böyle bir kötülük bulduğumuz zaman böyle ipin ucundan bir tutuyoruz. Yapıştır Allah, yapıştır, yapıştır Allah. Gömmeyi çok seviyoruz. Övmeyi hiç sevmeyiz. Gömmeye de bayılırız. Yani bir şey böyle yerin dibine sokar çıkartırız. O işi çok güzel yapıyoruz. Atasporumuz bu bizim, linç etmek. Her şeyi linç ederiz. O yüzden böyle çok böyle diyemem ki vibrasyon yak. Özellikle siz için takip ettim. Birazcık böyle manetlerde artık böyle top speed'e geldikçe falan hissediyorsunuz ama hani bir vites yüksekte kullan. Mesela 3. vitese gidiyorsan 4'e at böyle tın tın. Mesela daha konforlu, daha rahat bir sürüş gerçekleştirebiliriz. Bunlarla oynamak aslında sizin elinizde. Bir de her herkesin merak ettiği, hiç bahsetmiyorsun. Kronik arızası var mı? Yani bir motorun kronik arızası olabilmesi için bir böyle çok fazla satılması, 20 binlerde, 10 binlerde, artık 30 bin kilometrelerde falan kullanmış olman ve artık bir şeylerini biliyor ve tanıyor olman lazım. Yeni bir motorda bunun şu da teknik şeyiymiş falan diyemem. Ben yıllardır Benelli kullanıyorum. Bir oksijen sensörü hatası vardı daha önceki modellerinde. Artık o da böyle yavaş yavaş bitti. Onu da düzelttiler falan. Onun dışında ben de şu kronik arızası ya bunun dediğim bir şey olmadı. Daha önceki modellerinde yaşıyorduk. Ama bunlarda çok yaşamadık. Frenlerinden bahsedecek olursak ön disk, arka disk ve artı ABS. Euro standartlarıyla artık 250 cc'lere de ABS zorunluluğu var. Ben hiç ABS'ye sokmadım yolda. Gerekli duymadım. Frenleri de gayet güzel tutuyordu. Hani beklentimin üzerinde güzel tutuyordu. Amortisörlerinin ve bunun yanında tabii ki de en önemli şey, hep bahsediyorum, lastik.
bir frenin performansını anlayabilmek için lastiklerin de aynı şekilde güzel olması gerekiyor. Yani sen bunu dünyanın en güzeli Brembo koydun. Brembo. Ama lastiklerin naylon. O zaman Brembo'nun ne katkısı olacak bu motora? Tek başına hiçbir şey yaramıyor. Bir motorun lastiğiyle, freniyle, amortisörüyle, her şeyle bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyorsa eğer Pirelli ile birlikte geliyor. Pirelli ile birlikte geliyor. Çin dediğiniz motor Pirelli ile birlikte geliyor. Diğer markalarda, Japonlarda da beklediğimiz şey bu. Hani en azından bir Pirelli ile gelmesi. Lastik tutuşundan inanılmaz güzel ve inanılmaz güzel bir performans aldık. Ve daha bu bir sıfır bir motor. Daha üzeri mumlu. Viraj performansını da çok beğendim. Ama bir şeyi beğenmedim. Beğenmediğim şeylerden de hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Yağmur başlıyor çünkü. Aynaları çok içte. Aynaları benim boyuma göre bile çok içte. Çok fazla yolu çok böyle randımanlı ve çok güzel görmedim. Biraz daha dışta ve daha böyle dışarı doğru olmasını beklerdim. Belki bir uzatmayla birlikte biraz daha dışa alınabilir. Aynı şekilde ekranda da çok böyle bir performans göremedim aslında. Hani böyle gece modu, gündüz modu vesairesi falan filan. Evet çok güzel büyük bir ekranı var. Ama tam böyle size verileri vermiyor mesela. Şu kadar yaktım, bu kadar bilmem ne yaptım vesaire. Böyle bir sürü veriyi size vermiyor. Ve ekran bilmiyorum. Gece çok daha güzel olabilir ama çok güneşin altında çok güzel bir performans vereceğini düşünmüyorum. Ama bunun için de bir küçük bir cam takılabilir diyebilirim. Sesi çok tatlıydı. Sesini çok beğendik. Böyle güzel tatlı bir sesi var. Hani o böyle tek silindir gibi değil de yine bir çift silindirmiş gibi çıkan güzel bir sesi var. Ama şu plastik detaylarını, şu egzozdan çıkan o matlığı sevmedim. Ve bloğun üzerindeki bu parlaklığı sevmedim. Mat bir motor yapıyorsun, blok neden parlak siyah? Mesela bu kadar vida görüntüsünden hiç hoşlanmadım. Önceki motorlarına mesela TNT25 motoru varmış üzerinde. Ama neden onun dış kaplaması mesela bu kullanıldı ya da neden o kullanılmıyor, niye değiştirildi gibi sorularım var. Bir de egzoz sesini dinleyelim isterseniz. Böyle tatlı yumuşak da güzel de bir sesi var. Hemen Seles'ine geleceğim. Seles yumuşaklığı çok güzel, Seles performansı mükemmeldi ve çok yumuşaktı. Yağmur başladı o yüzden videoyu çok böyle kısa keseceğim. Sizin merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, şunu da anlatmadın abla dediğiniz bir şey varsa sorun, yorumlarda buluşalım. Aklıma gelen ve gördüğüm, beğendiğim, beğenmediğim bütün detayları size aktarmaya çalıştım. Bence alınabilecek güzel motorlardan. Fiyat olarak bir şey söyleyemiyorum çünkü her gün fiyatlar artıyor. Almak istiyorsanız böyle mutlu olacağınız, biraz daha konsept bir motor olsun diyorsanız böyle dikkat çekecek güzel motorlardan bence alternatif olabilecek, 250 cc'ler içinde alternatif olabilecek hoş motorlardan bir tanesi. Gittiğiniz yerde dikkat çeker. Benim anlatacağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.